ne oluyor? Komik olan ne? Komik değil, acı. Birbirimize günaydın diyemeyecek hale geldik. Gerçekten çok acı. Hala hangi yüzle konuşuyorsun sen? Melekçe. Korkma. Cevap verip basit tartışmalara girecek değilim. Sensin basit. Melekçe lütfen. Bana bak. Sen de sözlerine dikkat et, sınırlarını zorlama. Geç canım. Sen benim sınırlarımı zorlamakla kalmadın, yıktın geçtin. Kes sesini. Bizi yalanlarına zehirleme artık. Halil, beni böyle hırpalamana izin vermeyeceğim. Her şey için beni suçlamandan bıktım artık, yeter. Ne oluyor? Kendini kontrol edemedin, beni suçladın. Sonra başına gelmeyen kalmadı, yine beni suçladın. Bana ne ya bu kızın dertlerinden? Uğraşmayın benimle artık, yeter ya. Zeynep sakin ol. Bak, yakında gideceksin bu şirketten. Hepimiz rahat edeceğiz. Ben senin yüzünü görmeyi çok mu istiyorum? Bana bu haksızlığı yapan insanla aynı yerde çalışmayı çok mu istiyorum ha? Ben de çekip gitmek istiyorum ama bekliyorum Halil. Benden özür dileyeceğin günü bekliyorum. Bir gün sözüme geleceksin. Anlayacaksın neyin ne olduğunu. O gece için benden özür dileyeceksin Halil. İnatla bekliyorum. Benden özür dileyeceğin günü bekliyorum. Gel. Gel canım. Otur canım. Tam sinir savaşı bu. Ama kazanamayacak. Yeter Ali. Yeter, bu saçmalığa bir son ver artık. Bu şekilde devam edemeyiz. Kimseyi zorla tutmuyorum ben. İsteyen çeker gider. Bana bak, bu o kadar kolay değil biliyorsun. Hepimiz bu şirket için çalışıyoruz. Bunca senenin emeğini senin özel hayatındaki çalkantılara feda edemeyiz. Mithat Bey, bir randevumuz var. Çıkar mısınız lütfen? Halil! Kendine gel. Saçma sapan suçlamaların yetti artık. Saplantı haline getirdin. Sen bu şirketin patronusun. Çalışanların gözünün önünde ne duruma düşüyorsun? Kendine nasıl zarar verdiğini farkında değil misin? Lütfen. Kendine de bize de haksızlık ediyorsun Halil. Koskoca holdingimiz. Böyle sürerse batıp gideceğiz. Yeter artık, yeter. Hatalarını kabul et, gerçekleri gör. İn bulutların üstünden, ayakların yere bassın. Selim Bey nerede kaldı? Büyük haksızlık. Büyük haksızlık. Yazık oldu, yazık. Evet, bekliyoruz. Bir saniye. Canım, ne içiyorsun? Tamam, yok bir şey. Menekşe, sıkma canını bir tanem, ne olur. Tam da haksız değiller. Söylediklerinde gerçek payı var. Ne diyorsun sen Menekşe? Öyle Halil. Benim yüzümden döndüm bu insanların arasına. Bir sürü tehlikenin içine düştüm. Tamam, eski şeyler bir tarafta kaldı ama benim dertlerimle uğraşmaktan yenileyemiyorsun kendini. Sana engel oluyorum, zarar veriyorum, aşağı çekiyorum seni. Bana bak. Bak bakayım bana. Bak nasıl kızıyorum, görüyor musun? Bak, ne Mithat, ne Zeynep, ne de şirketler. Hiçbir şey umurumda değil, anladın mı? Bir tek sen varsın benim için. Bir tek sen. Gel bakayım buraya sen. Menekşe. Bak, yapma. Lütfen. Tamam. Gel. Günaydın. Günaydın. Gel Selim, gel otur. Selim yanında. Menekşe'nin boşanma davası içindir.
Tebrik ederim Zeynep. Deminki gösterine bayıldım. İnce ince oyuyorsun menekşeyi. He? Küçük ama etkili darbeler. Beğendim. Teşekkür ederim. Doğru yoldasın. Devam et. Kahve? Hayır, teşekkür ederim. Odamda içerim. Çok işim var. Biz hemen dava dilekçemizi verir, süreci başlatırız. Mahkemenin gönderdiği celbi kendinin alması lazım. Yoksa itiraz eder. Ya bir şekilde itiraz edecek işte. Peki yakalanıp hapse girerse o zaman daha kolay olur değil mi? Tabii, kesinlikle. İnşallah bir an önce yakalanır. Yakalanacak. Yakalanacak. Merak etme. Hem kurtulacağız ondan, hem de karanlıkta kalan birçok şey ortaya çıkacak. Sağlam adresteyiz. Bizi burada kimse bulamaz. Misafirhane için de öyle diyordun. Orada bir talihsizlik yaşadık. Ama sorumlular cezalarını bulacak. Nasıl bir noktada olduğumuzu biliyorsun. Bir şey söylememe gerek yok. Yok. Merak etmeyin. Günaydın. İyi keyif yaptın. Yok be abi. Gece gözüm uyku girmedi ki. Sabaha karşı dalmışım. Abi ne olacak şimdi? Polis beni arıyor her yerde. Beni de arıyor. Ne olmuş? Abi yapacak işlerim var benim. Nasıl çıkıp halledeceğim ben? Ya düşün düşün kafayı yiyeceğim zaten. Abi ne yapacaksak yapalım bir an önce. Vallahi bak bana daral geldi ya. Bu gece işin bir kısmı bitecek. Bu gece mi? Evet. Tek başına halledeceksin. Yine bir oyuna gelmiyorum değil mi? Geçen Ali'nin evine habersiz soktun beni. Bu sefer ne yapacağım baştan bileyim de. Bileceksin ne olacak? Yapmıyorum mu diyeceksin? Yok, sadece meraktan. Merak iyi değildir aslanım. Sabırlı ol. Geceyi bekle. İyi. Bekleyelim bakalım.